Selamünaleyküm kuşçu camiası. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kuşlarımızın yanına geldik. İşte orası. Kuşlarımızı bir yemleyelim arkadaşlar. Evet, beyazlarımız yumurtaya kovalıyor. Dumanlar da yumurtaya kovalıyor arkadaşlar. İnşallah en azından bu kuşların bir yavrusunu alacağım. Eğer ki olmazsa da dişi yumurtlamazsa dişiyi değiştireceğim şimdilik. Şöyle. Gerçekten güzel bir gün var. Şöyle çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar bazı arkadaşlar işte domuzun kuşlarını çek işte. Damızlık kümeslerinizi görmek istiyorum abi filan yazmışlar. Şimdi onlar için şöyle damızlık kümesimizi şöyle çekelim. Şöyle uzaktan bir alalım. Şöyle. Yandan da şöyle beton kümesi arkadaşlar. Burada görüyorsunuz iki tane havalandırmamız var. Ayrıca burada da havalandırmamız var. Şimdi içerisine şöyle bir bakalım. Şurada şöyle içerisindeki bölmeler bu şekilde. Yerde ızgaramız var. İşte suluğumuz. Genelde işte içerisinde olan ekipmanların hepsi şöyle burada. Burada aynı kuru dumanlı kilinin yumurtaları var arkadaşlar. Bunlar yumurtlamıştı. Şimdi şurada da maşallah demeyi unutmayalım. Burada da boz dumanlı kuşlarımızın yavruları var. Maşallah. Şimdi diğerleri de zaten şu an yavruya kovuluyorlar. Yumurtayı kovdular pardon. Abi son. Aynen öyle video çekiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Babam nerede ya? Bilmiyorum ki. Tonlar böyle arkadaşlar. Şimdi bir yemleme yapalım. Hem de bir kuşlarımızı şöyle güzel şöyle aydınlıkta bir çekelim. Bakın mesela Miski de o boz dumanlı yumurtayı kovalıyor. Tepesine binmiş. Şimdi eğer bir erkek bir dişiyi bu şekilde kovalıyorsa eş durumunda muhakkak ki bunu bu şekilde yumurtlayarak kovalayacak arkadaşlar. Yumurtladıktan sonra da bırakır erkek kovalamayı daha fazla. Yavrumuz da orada. Maşallah var yavrunun. İnşallah şimdi onu tekrar takviyesini yapacağım. Yine yenmiyor ama tekrar takviyesini yapacağım. Şimdi kuşlarımız durumlar böyle. Damızlık kümesimiz de böyle arkadaşlar. Kuşları takip ederken hastalıklar. Şimdi bazı arkadaşlar işte şu kuş hasta oldu mu? Abi işte şöyle böyle. İşte kuşlarım durgun duruyor. Yani kuşlar herhangi bir sebepten durgun durabilirler. Şimdi bunu yazarken takip edeceğimiz şey dışkı örnekleridir. Dışkı örnekleri de şu an bir Instagram hesabımızı aktif olarak kullanmaya başlamadık. Ondan sonra da işte bildiğimiz kadarıyla size yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. O yüzden de şu an mesela yani uzaktan kuşu görmeden veya kuşun dışkısını görmeden ben hastalığı tahmin yapamam. Ya bunu kimse yapamaz. Çünkü hastalığın binlerce sebebi olabilir. Ama kuşun dışkısını görürsek biz söyleriz işte şudur budur diye. Zaten internetten de araştırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Çok güzel faydalı bilgi veren faydalı bilgiler veren kanallar var. Ondan sonra Facebook'ta adresler var. Bunları da muhakkak takip edin. Hayvanlarınızı daha iyi, daha sağlıklı hale getirmek için neler yapabilirim? Araştırmalarına girin. Şöyle kuşlarımız gelsin. Kuşlarımız burada taş da yiyor arkadaşlar. Burada da bu şekilde yemlemeye başladık. Adapazarı'ndan bir tane abimiz vardı. Yine kuş vesilesiyle tanıştığımız bir abimiz var 55 yaşında. O da hafta sonu yine yeni güvercinler getirdi bize. Bir takım hediye getirdi. Onları da uçum kümesine koyduk. Bu hafta sonu onları inşallah uçuracağız. Onları da çekeceğiz. Sonra başka Ali abi var. Ali abi biliyorsunuz arkadaşlar artık. Kümesini ziyaret etmiştik. Onun bir tane miskisi şu an uçuyor bizim orada. Uçum kümesinde. Bir tane daha miski getirdi bize benekli dişi yavru.
Onu da uçuracağız. Bakalım işte. Bu şekilde dostlarımızla beraber devam ediyoruz. Dediğim olay işte bu arkadaşlar. Siz insanlar size güvenirse, dürüstlüğünüze inanırsa kuş konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Bizim burada tanıştığımız insanlar da dürüst insanlar çok. Siz de bu dürüst insanları etrafınızda biriktirin. Kuş biriktirmeyin arkadaşlar. Dost biriktirin. Bu size her zaman fayda sağlayacaktır. Sadece bu konuda bile değil. Yani herhangi bir konuda ihtiyacınız insanları ihtiyacınız üstünde değil de her zaman arayın, sorun ki insanlar o konuda size kırılmasınlar. Özellikle dostlarınız. Kuşlarımı şöyle güzelce bir yemleyelim. Kuşlar da acıkmış ya. Günlük bir sefer yem verdiğimiz için şeyler, durumlar böyle. Ama şu an durumları iyi arkadaşlar. Bakalım. Aynı şekilde devam edeceğiz inşallah. Kuşlarda durumlar böyle arkadaşlar. Allah'a şükür sağlıkları yerinde. Bir sıkıntımız yok. En son işte o başlamadığımızdan sonra kümesi bir kür yaptım. Ondan sonra bir ufak ilaç takviyesi yaptım. Şu an doğal yollarla tedavi ediyorum. Doğal yollar derken de işte haftada bir sularına doğal yoğurt, işte ev yoğurdu veya kefir koyuyorum. O şekilde devam ediyorum. Şu an kuşların durumları iyi. Sıkıntımız yok. Yavrular büyüyor. O diğer yavruları da gösterdim arkadaşlar size. İşte o içerideki yavrular, daha doğrusu o yavrunun, şu benim kendi büyüttüğüm, beslediğim yavru var orada. Bakın onları Ankara'dan getirdim ben. Şu dişiyle, ayağında ayağındaki yeşil bilezikli olan dişiyle bu sarı bilezikli olan erkek eş arkadaşlar. Bunların altından gelen yavru orada. Bir takım daha şimdi yavruları var. Onlar da büyüyor. İnşallah onları da büyütürsek onları da uçuracağız işte. Bu yavruyu bekliyorum şimdi. Toplasın kendini. Ondan sonra onları da uçum kümesine götüreceğim. Şu an burada uçum kümesine gidecek arkadaşlar. Şuradaki mavi ve perçemli Nudi. Büyük ihtimal bunlar uçum kümesine gidecek. Arkadaki mavi. Ya da bunların bir tanesini ayırabilirim. Şu an ya bu mu kalsın, o mu kalsın düşünüyorum. Ona göre bir karar verip bu hafta sonu bir tanesini uçum kümesine götüreceğim. Büyük ihtimalle maviyi götüreceğim büyük ihtimal. Çünkü erkek olanı bırakmak istiyorum. Bana göre de şu Nudi erkek geliyor. Ötekisi dişi gibi geldi. O yüzden de erkeği bırakmayı düşünüyorum. Bu Nudi'yi, maviyi götürmeyi düşünüyorum. Bakalım inşallah istediğimiz gibi olur da her şey. Bunları da uçuracağız. Atlarını çalışacağız. Şu an uçum kümesini de biliyorsunuz. Bir tane mavi yavruyla bir tane miski yavru var. Onları kaldırıyoruz. Onlar da işte taklayı çevirdiler. Mavi sıklaştırmadı. Hatta bazı arkadaşlar sıka girecek diyor. Evet arkadaşlar, o kuşların zaten soyunda sıka girmek var. Yani o kuşlar sıka giriyor. Ama fazla kalmıyor. 2-3 gün sıta kalıyor. Çok da büyük sıka girmiyor. Bir de onlarda şöyle bir özellik oluyor. Neyse yani videolar geldikçe zaten anlayacaksınız. Ben de söyleyeyim. O kuşlar sıka girdiği zaman kendini bulda çekiyorlar. Babası bu arkadaşlar, o mavinin, giden dumanlı. O kuşlar sıka girdikçe kendini bulda çekiyorlar. Bulutta patlıyorlar. Ondan sonra bir şekilde hemen tekrar açılıyorlar ve yavaş yavaş yere indirmeye başlıyorlar. İnşallah bu yavru da o şekilde uçan kuşlar gibi şey yapmaya başladı. Hareketleri onlar gibi. Bakalım, o da erkek bir yavru. O da eğer ki istediğimiz hareketi yaparsa onu da ayırıp hemen damımızı kümesimize çekeceğiz. Çünkü o erkekten elimizde bir tane var. Öyle bir erkek elimize gelirse, iyi oynayan, altını gördüğümüz. Bu ikisini damımızda ayırmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar size bir tavsiye vereyim. Kesinlikle devamı olmayan kuşu uçurmayın. Hani bir kuştan eminsiniz ama elinizde devamı yok. Yani bu giderse başka kuş bulamayacağım bunlardan. O zaman uçurmayacaksınız arkadaşlar. Uçurmayın. Hayatta böyledir. Kendinizi sağlama alın. O kuşun altından yavru kaydırın. Yavru alın. Ama şöyle bir şey var. Hani şimdi inanmadığınız bir kuşu da alayım altından çoğaltayım işte. Bir dünya yavru. Ben bunu demiyorum. Bildiğiniz kuşu, inandığınız kuşun altından yavru alın. Çoğaltın, yavrularından kaldırın. Şimdi ben o dumanlıyı
Bildiğim kuş. Çünkü bunun önce bundan çok zaman önce bunun kuş, ya bunun işte soyundan kuşlar uçurduk, oynattık ve çok güzel oynadılar. O yüzden de şu an ona bir dişi arıyorum. Bakalım inşallah Serkan kardeşim ona bir dişi verecek. Oyun kuşu performans kanalı. Serkan kardeşim ona bir dişi verecek. Bizim onun da bize buradan ihtiyacı varsa biz de ona buradan tedarik ederiz, karşılarız. Sorun yok. Karşılıklı bunlar. Bakalım. Şu an onu bekliyorum. Ondan bir dişi ona vurup onun altını çalıştırmak istiyorum. Bakalım inşallah da olacak dediğimiz gibi. Eğer ki dişi yumurtlamazsa arkadaşlar, şuradaki düz dumanlı yumurtlamazsa eşini değiştirip başka bir tane kuşla çalıştıracağım onu. Çünkü elinde o erkekten başka bir erkek yok. Diğerleri farklı soylar. O şekilde bir olaya girmeyi düşünüyorum. Şöyle bir çekelim. Şu yumurtaları da arkadaşlar, şu arkadaki aynı kuru dumanlı kilinin ama bu ve bu şu dumanlının. Ama bunların pek yumurtaya oturdukları yok. O yüzden de büyük ihtimal o yumurtalarda sıkıntı çıkacak. Öyle tahmin ediyorum. İnşallah onların da herhalde ilk yumurtaları. O yüzden de biraz da yumurtaya karşı durumları böyle çok böyle sadık değiller. Yumurtadan kalkıyorlar. Sadık kuş eşi yemek yer. Sonra gelir kendisi yemek yer. Gider yumurtaya oturur. Sadık kuş böyle kuşlar arkadaşlar. Ama ilk yumurtalar olduğu için de şu an onlara bir o konuda bir yorum yapamayacağım. Yani şey de olabilir. Bu yumurtadan sonraki çünkü bu başıma daha önce de geldi. Hatta ilk yavrularına bakmıyorlar. Ondan sonraki yavrularına bakıyorlar. Ha, bu tabii genelleyemezsin bunu. Çoğu kuş da bu yaşadığım için ben böyle söylüyorum. Birinci yavrularda böyle işte bakmada sıkıntı yaşıyor. İşte yumurta oturmada, bakmada, işte büyütmede sorun yaşanıyor. Ama daha sonra kuşlar ondan sonraki yavrulara bakıyorlar. Sorun yaşamıyorlar. O yüzden de şu an ben pek onları o konuda değerlendiremeyeceğim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.